Beko Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Zaman zaman hayatın sert yumruklarından yıkılmak demeyelim de çömeliriz. Tekrar kalkmak için çömeliriz. İşte böyle zamanlarda benim en büyük gücüm kitaplardan. Başka hikayeleri okumak, başka hayatların içine girmek, başka kötü olaylara şahit olacak satırları okuyabilmek bana her zaman güç verir. Nörobilimci Philip Goldin, maruz kalma, fobiler, kaygı bozuklukları ve korkuyla başa çıkmanın en başarılı yoludur demiş. Korkuların üzerine gitmek benim de inandığım bir korku yöntemi. İşte böyle zamanlarda başarısız hayat hikayelerini okuyarak oradan çıkarımlarda bulunmaya çalışırım. Çünkü bilirim ki her şey geçiyor. Korktuğumuz şey de geçiyor. Korktuğumuz şeye kendimizi maruz bıraktığımızda, yani isteyerek, kabul ederek o korku şartının içine girdiğimizde, fizyolojik korku tepkisi yok olana kadar ya da kontrol edilebilir hale gelene kadar azalıyor. Yani siz bilerek, isteyerek o korkunun üzerine gittiğinizde aslında bir süre sonra korkunun etkisi azalıyor. Korku konuşur, dinlemeyin. Korkudan korkmak başınıza gelme olasılığından daha fazla zarar veriyor yapımıza. Başarısızlıktan mesela korkuyorsan dene. En büyük başarısızlığını düşün. Ne olur ki? O da geçiyor. %40 diye bir kural var. Zihnimiz bize bittiğimizi, tükendiğimizi, artık yeniden başlayacak halimizin kalmadığını ifade etmeye, bunu söylenmeye başladığında şunu düşünün. Bilimsel olarak hala %60 enerjimiz var. Fakat bunu ortaya çıkaracak cesaretimiz, motivasyonumuz yok. O yüzden durun, bu motivasyonu bulmaya çalışın. İşte ben o motivasyonu kitap okuyarak yakalıyorum. Korkmayın. Yürüyün arkadaşlar. Biz bu dünyaya korkmak için değil, yaşamak için geldik. O yüzden korkuyu merkezinize değil, yaşamayı hayatınızın merkezine koymayı unutmayın. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.